16 ay 20 gün ceza alan Ahmet Kural cezaevine mi girecek? Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ahmet Bey, merhaba. Ahmet Bey, sen de şimdi gel. Ahmet Bey, deyince ahliyeteyken bir üstüme alıyorum. Kusura bakma. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve Sıla avukatlarıyla katıldı. Duruşmanın başında hakim dosyaya gönderilen evrakları okudu. Arkadaşlar 29 Ekim 2018 tarihinde biliyorsunuz hukuken fiilen kabul edilemez menfur bir hadise yaşandı. Biz de bunun üzerine hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk yollarına başvurduk. Hakaret, tehdit ve kasten yaralamadan ötürü Ahmet Kural hakkında şikayetçi olduk. Aynı zamanda 6284 sayılı kanuna göre de tedbir talep ettik. Kural'ın avukatlarının tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Geçen duruşma öncesi sanıkla müdafi aşağı indiler. Bütün talepleri reddedildi arkadaşlar. Biz ısrarla mahkeme karar vermeden Sıla Hanım konuşmak istemedi. Bugün ilk defa mahkeme karar verdiği için, yargılama bittiği için konuşacak. Taleplerin reddedilmesi üzerine Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme de reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Bütün taleplerimiz kabul edildi, mahkeme bize hak verdi. Halbuki bütün talepleri reddedildi ve mahkeme son savunmalarını yapmak için talepleri üzerine süre verdi. Bugünkü duruşmada mahkemeye karar verdirmemeye çalışıyorlar. Tevsi tahkikat talebinde bulunuyorlar, reddediliyor. Yeniden bulunuyorlar, reddediliyor. Reddi hakim istiyorlar. İstedikleri karar çıkmayınca reddediliyor. Hakimi çekilmeye davet ediyorlar, reddediliyor. Mahkemeye müthiş bir psikolojik baskı altına almaya çalıştılar. Adil yargılanmayı, adaletin tecellisini, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştılar. Ama günün sonunda Yüce Türk Adaleti nihayetinde kararını verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerine Kural'ın avukatları yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve adil yargılanmadığını savunarak taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Hayır, şiddette kesinlikle bulunmadım. Bu iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı. Olaylar buraya kadar geldi. Eline almış bir tane belge, benim 2009 yılından kalan, geçmişte yapmış olduğum bir hatayı burada sokak tabiriyle böyle elini almış sallıyor. Kendince aklınca algı yapıyor. O çok yanlış. Ben mahkemede de söyledim, hodri meydan, test istedim. Hem Sıla Hanım'dan hem benden kimin masal uydurduğunu, uyuşturucu testi vardı, kimin masal uydurduğunu görelim dedim. Ama tabii dinlenmedi bu da. Tanıklarınız da kabul edilmedi, bunu neye bağlıyorsunuz? Evet. Talepleriniz reddedildi. Taleplerimizin arkadaşlar, hepsi reddedildi. Savunma hakkı bırakın kısıtlanmayı, savunma hakkı müvekkile kullandırtılmadı, adil bir yargılama olmadı. Keşke Türkiye'deki tüm davalar, özellikle kadına şiddet davaları bu kadar kısa sürede bitse. Keşke hepsi böyle bitse. Bütün delillerimiz reddedildi. Bakın son anda çıkan bir görgü tanığımız var. Dedik ki bu davanın seyrini değiştirecektir. Ahmet Bey'in karşı komşusu, nasıl onlar bir yan komşu çıkardılar? Ahmet Bey'in karşı komşusu geldi, tanıklık etmek istediğini, o gece sabah 5.30'a doğru namaza kalktığını, 5 gibi namaza kalktığını, 5.30'a doğru Ahmet Bey'in evinden sakince bir araba sesi duydun, bir arabanın geldiğini, bir binek arabanın geldiğini ve Ahmet Bey'in evinden Sıla Hanım'ın sessiz ve sakin bir şekilde çıktığını, gördüğünü bize söyledi. Biz mahkemede de hazır bulundurduk, bu tanığın çok önemli olduğunu, mutlaka dinlenmesi gerektiğini söyledik. Mahkeme bunu da reddetti. Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da son sözünü soramazsınız, CMK 216 buna manidir, sormak isterseniz kürsü sizindir dedi. Hakaret, tehdit ve yaralamadan ötürü sanığın cezalandırılmasını istedi. Bugün yargı son noktayı koydu. Mahkeme karar verdi. Bütün tartışmaları nihayete erdirecek bir karar ihtas etti. Ve bugün an itibariyle sanık Ahmet Kural'ın kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından mahkeme mahkum etti. Kuralsa bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik Sıla'ya ve bana test yapılsın, ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim, masumum, beraatimi istiyorum dedi. Bunun bir üst mahkemesi var arkadaşlar, daha bitmedi. Ceza falan yok, bunu buradan söyleyeyim bir kere daha.
Davanın yani temize mi gideceksiniz? Söyledi Sıla Hanım. Ben dedim bu durum bu bitti ni söyledi. Yani siz hapis durumun peşini bırakacak mısınız? Siz hapis cezası alacak mısınız efendim? Hapis cezası aldınız mı? Hayır, şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar hapis cezası yok, erteleme yok. Müsaade ederseniz 5 dakika size özetleyeyim. Evet. Bakın 21 adet şurada 21 adet dosyanın o da başlıklı çelişkileri, daha arada çok çelişki var. Bunların hepsini mahkemeye sunduk. 33 sayfa dilekçe verdik. Bu delillerimizin hiçbiri kabul edilmedi. Ortada yok edilen, kaybedilen bir delil var ya, kanlı gömlek var. O kan, o gömlek Sıla Hanım tarafından ifade verdiği gün veriliyor. Rezzan Bey'in kendi ifadesi tutanaklarda var. Efendim diyor, dosyadaki darp raporu yeterlidir. Bu delili biz hemen alalım. Savcı da veriyor. O da ayrı bir durum. O da ayrı, enteresan bir durum. Kendi bu kanlı gömlek bu alındı. Bu ilgili şey dedi. Hani biz verdik o işlemek savcılık konuldu. Gerek kalmadı sonra mi? Bize geri iade ettiler. Hayır. Dedi. Kendi beyanı açıkça savcılık ifade tutanağında var. Açık bir şekilde Rezan Epe Özdemir kendisi bu kanlı gömleği kendisine verilmesini talep etmiştir arkadaşlar. Talebin sebebi nedir? Bir kan var ortada. Bu kan Ahmet Bey'in kanı olabilir. Çünkü eğer bu deli olarak kalsaydı biz zaten incelenmesini isteyecektik. Bu kan Ahmet Bey'in kanı olabilir çünkü o itişmede dudağı patlamıştı. Bu kan Sıla Hanım'ın kanı olabilir veya bu kan kan olmayabilir. Her halükarda Sıla Hanım'ın kanı çıksaydı acaba o kanda ne çıkacaktı? Acaba ne çıkacaktı alkolün dışında? Madde mi kullanıyor? Bunu içeride söyledik zaten. Bunu içeride söyledik arkadaşlar. Ahmet Bey'in çıksaydı zaten karşılıklı oldu. Sıla'nın da kendisine şiddet uyguladığı açıkça ortaya çıkacaktı. Zaten bunun kendisi de şiddete meyilli bir insandır. Daha önce dedi ben bunu söylemedim daha önce mahremiyet önem verdiğim için. Evet. Kendisi hem psikolojik şiddet uygulamayı çok sever hem kadınlara hem erkeklere hem de fiziksel şiddeti çok sever kendisi. Ahmet Bey buradan bu intikam davası mı? Bu bir intikam davasıdır. Bu bir intikam dönüşüdür arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bu dava daha bitmedi. Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Neticeden sanığa 16 ay 20 gün arkadaşlar hapis cezası verdi. Bir suçtan 7 ay 15 gün, bir suçtan 5 ay, bir suçtan 4 ay 5 gün şeklinde. Sıla'nın avukatı Kural'ın cezasının ertelendiğini ancak kararın kesinleşmesi halinde daha önce aldığı suç için infaz süreci başlayabileceğini, oyuncunun cezaevine girebileceğini söyledi. Bu hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Fakat bununla birlikte önemli bir karar daha verdi. Daha önce 16 sulh ceza hakimliğinden almış olduğu 10 aylık uyuşturucu kullanmak suçundan hükmün açıklanması geri bırakılmış olan bu hükme bu kesinleşen kararın bildirilmesine karar verdi. Bunun pratikteki sonucu ne olacak? Şu olacak. Bu karar kesinleştiğinde sevgili arkadaşlar oradaki uyuşturucudan almış olduğu 16 sulh ceza hakimliğini vermiş olduğu 10 aylık hapis cezası da açıklanacak ve o zaman cezaevine girme süreci söz konusu olabilecek. Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla karardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek adalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için diye konuştu. Öncelikle mutluyum tabii. Türk adaletine çok çok teşekkür ediyorum. Tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşebilecek bütün kadınlar için bence çok gerçekten güven verici. Çok zor ve çok travmatik bir dönemdi benim için. Sıla, ne kadar kuvvetli de olsanız kolay bir şey değil sağlam kalmak. Susmak iyi bir fikir değil dedi. Çünkü bunun iddia olduğu söylendi. Türlü iftiralara uğradım. Dünya kadar manipülasyon yapıldı. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ne kadar ekonomik özgürlüğünüz elinizde de olsa, mesleğiniz altın bilezik gibi dursa da bileğinizde, çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Ama sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kendi başınıza gelen kötü bir şey belki iyi bir şeye vesile olabilir. O yüzden mümkün mertebe herkese biraz cesur olmayı ve çok yürekli oluyor. Olmayı salık veriyorum. Sıla 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriya Köy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Çünkü savunma hakkı kullandırtılmamıştır.
Dosya çelişkilerle doludur. Dosyada bakın, savcılıkta verilen ifadelerin hepsi ilk celsede tamamen değiştirilmiştir. Bir saat dinlenik dövme nedir ya? Çay ara ara dinlenik yani. Dövme nedir arkadaşlar? Böyle bir beyan olabilir saçma mi? Satan. Yanko bir ses raporu yaptırdık. Fizik mi, bilim mi üstündür yoksa bir beyan mı üstündür? Ahmet Bey'in evinin içinden asla ses duyulamayacağını Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hocaları, akademisyenleri tespit etmiştir. Mahkemeye dedik ki buna inanmıyor musunuz? Peki lütfen mahkeme Ahmet Bey'in evinde keşif yapsın dedik. Bu da reddedildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Temize mi gideceksiniz? Hemen temize gideceğiz arkadaşlar. Şimdi herkes şunu bekledi bu davada. Karar çıktığında haklı ve haksız ortaya çıkacak. Yok öyle. Fakat bu bir yargılama süreci. Uzun bir süreç. İstinafa gideceğiz. Yani bir üst mahkemeye gideceğiz. Gerekirse gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Yaptığı bir gençlik hatasını şöyle sallandırarak kararı sizlere şov yapmaya çalışıyor. Ben de diyorum bu davanın işte, konusu bu testi, değil. Ben hakim beye de söyledim. Test istiyorum dedim. Nerede? Hem kendisinden hem de sıradan hem de kendimden. Daha önce söylememiştiniz. Bugün. Hayır, çünkü öyle bir şey yapıştırıyorlar ki sanki hala kullanıyormuşum gibi bir algı. Bu burada hani benim ailem, benim işim, itibarım, meslek arkadaşlarım, ticari ortaklıklarım. Burada sen herkesi yani zan altında bırakıyorsun benimle beraber. Benim ekmeğimle oynamaya çalışıyorsun. O zaman herkes ne olduğunu bilecek. Bodrum meydan dedim, hadi test dedim. Kim masal anlatıyor görsünler. Müvekkil mi itibarsızlaştırma ve linç çabalarında sonucu olarak kendisi de haklı olarak gerçekte o gece aslında herkesin merak ettiği bir karanlık nokta var ya, işte evet. O noktayı müvekkilim mahkemede söyledi. Sizin yanınıza öyle mi geldi? Yanınıza mı kullandı bu maddeyi? Peki şimdi iddialar çok ciddi yani, olmaya başladı. O gece ailesinin karanlık evine. Orada ben mahkemede yani. Söyledim zaten. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için Magazin Kulisi'ne abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni haber, her gün güncel haber. Magazinin kalbi burada atıyor. Magazinin ustaları, magazinin duayenleri bir araya geldi ve bu kanalda buluştu. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni, her gün güncel haberler. Takipte kalın, magazin dünyasından uzakta kalmayın. Magazin Kulisi.